Karim Benzema Real Madrid'de oynadı. Ben Akçabat Sivaspor'a kiralık gittim. İşte bu da ironi diyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu akşam Telespor'da çok renkli konuklarımız var. Sevgili Ergin Keleş'le birlikte olacağız ama Ergin çiçeği burnunda bir damat diyebiliriz. Onlar yeni evliler. Ergin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Eşim Hacettepe Üniversitesi mezunu. En büyük avantajım futbola dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden onu ara ara kandırıyorum abi. Ben şahane golcüyüm falan diyorum böyle. Kandırıyorum onu. Ergin'in biraz önce anlattıkları doğru mu? Daha doğrusu anlamamış gibi mi davranıyorsunuz? Bence çok iyi golcü. Ben çok iyi oynadığını düşünüyorum. Aferin. Öv beni işte. Öv böyle. Tabii. Cidden poplanmayı seven bir adamım. O yüzden eşim beni müthiş popopluyor abi. O konuda çok iyi. Yalan söylemiyorum. Olan şeyi söylüyorum. Yani. Aferin. Aman ne güzel. Aman ne güzel ya. Trabzonspor'un altyapısından yetişmiştir. Trabzonspor'la Trabzonspor'da forma giymiştir. Akçabat Sebat'ta forma giymiştir. Ne diyorduk? Evet. Futbolcuların Evliya Çelebi'si Ergin, antrenörlerin Evliya Çelebi'si Yılmaz Vural ikisi takısında buluştu diyorduk ya. Kulakları çınlasın. Pamuk gibi adam ama hiç taviz vermiyor biliyor musun? Vermez tabii, o iş disiplini ayrı, onda ya, Alman disiplini var. Şey, tam bir Alman disiplini, böyle bir şey olamaz ya. Diyoruz ki hocam hani şu bir ya 30 saniyeyi de şuradan bir yiyelim yani 30 saniye falan. Bağırıyor oradan 30 saniye daha var diyor, devam. Dün akşam ayak tenisi oynuyormuş. Ayak tenisi oynarken hocam kalfta küçük bir yırtık meydana gelmiş ama çok korkmuş herhalde. Biz de biraz en azından hani liglerin başlamasına çok az bir süre kaldı. O süreye kadar zaten atlatır da aslında biz de biraz rahatladık. Yılmaz Hoca şimdi bu mesela bugünkü antrenmanda kenarda oturdu sadece. Ne kalktı ne sahaya girdi ne yani o şiddetli bağırmalarını yapabildi. Kenardan antrenman izledi. Yani futbol maçını izlemek öyle sanıldığı gibi ya, ben bugün gittim maça, bir bağırdım, bir küfür ettim, bir rahatladım kardeşim. Bu değil. 2002'ydi galiba bizimki. Trabzon Lisesi'yle dünya şampiyonu olduk. Evet, ben o Trabzon Lisesi'nin dünya şampiyonu olan takımındaydım. Turnuvanın da gol kralı olmuştum. Yeah. Ama orada bir hata var. O Karim Benzema'nın işte ikinci olduğu falan turnuva değil o. Genç milli takımlarda bir de Meridyen Kupası oynamıştık biz. O turnuvada da ben gol kralı olmuştum. Ama gol krallığını Karim Benzema ve Jeremy Menez'le paylaşmıştı. Paylaşmıştı. Tabii sonra Karim Benzema Real Madrid'de oynadı. Ben Akçabat Sivaspor'a kiralık gittim. İşte bu da ironi diyorsun. Şimdi Sivasspor'da ben oynadığım zaman şampiyon olduk. TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'e bir çıktık. Adamlar transfer yaptı. Ben santiforum tabii. Gelecek santiforu dört gözle bekliyorum. Bunu yer miyiz, yemez miyiz abi, anlatabildim mi? Bir baktım Aruna Kone geldi. Saygı duydum abi. Robinho demişken beni devre arası gönderdi Sivas Milih abi. Ama ciddi olmak gerekirse ben de şansları pek iyi değerlendiremedim. Her zamanki tipik futbolcu yalanları, maç eksiğim vardı. Ayrıldıktan sonra bir baktım Robinho'yu aldılar bunlar. O zaman Samet Hoca'nın yardımcısı Recep Hoca, Recep Çetin. Hemen aradım Recep Hoca'mı. Hemen. Size asla kırgın değilim dedim, biliyor musun? Beni yücelttiniz dedim. Benim boşluğum ancak Robinho'yla doldu. Hayata dair ne kazandıysam bunu çok çok yüksek bir oranla futbola borçluyum. Kesinlikle bu işin içinde kalıp teknik direktör olmak istiyorum. Manchester United'ı seviyorum. Kendimce bir hayalim var. Ben Manchester United'ın teknik direktörü olacağım diye, çalıştıracağım diye. Trabzonspor nasıl es geçilir abi? Öyle bir ihtimal olabilir mi ya? Tabii canım. Bir de memleketin ya, doğduğun yer nasıl olmasın? Ya, Melih abi. Onunla... Daha orada maç başlayacak. İkinci dakika bir küfür yiyeceksin mi? Kendine geleceksin. Performans açısından, takımına verdiği açısından, takımını sürükleyen, alıp götüren oyuncu açısından bugün Sörloth net bir şekilde ligi domine eden bir domine. Bana göre Başakşehir çok daha önde. Son düzlükte ben geçen sene de söylemiştim. Şampiyon Galatasaray'ın olacağını söylemiştim. Çünkü artık o son anlar iş bambaşka noktaya gider. İş
Tamamen senin sahip olduğun kültüre gelir, senin tarihine gelir, senin saha içerisindeki o oyuncunun yürüyüşünün o ağırlığına gelir, camianın, taraftarının. Hani vardır ya abi, atlar son 400'e girer de artık üzerindeki jokey konuşmaya başlar ya. Şimdi Galatasaray'ın bu sene o noktadaki rakibi Trabzonspor. Şimdi Trabzonspor baktığın zaman tarihiyle, kültürüyle, bu işe, bu oyuna olan tutkusuyla, taraftarıyla havlu atacak bir takım değil. Trabzonspor'un bu işi götürebileceğini düşünüyorum. Biraz da umut ediyorum. Nasıl maçın nasıl biteceğini tahmin edemezsin. Bir gün bir maç izliyoruz tabii. Biz de maçları izliyoruz, takip ederiz. Dakika 80, işte maç 3-0 diyelim. Ya burası TFF 1. Lig, daha hiçbir şey belli olmaz diyorsun. Maç bir bitiyor, işte 3-3, 4-3. Enteresan işler oluyor yani. Öyle bir lig. Öyle bir ligdeyiz. Hakikaten o ama birincilikte hakikaten sezonlardır böyle. Melih abi, senin kaçırdığın bir şey var. Kaçırdığım bir şey var. Yapmış olduğumuz bu görüşmeden dolayı bana ciddi anlamda, hem de akşam yemeğimi de iyi bir tatla yiyemedim. Programa katılmak için hızlı. O yüzden bana bir akşam yemeği borcun var. Tamam. Bunu da belirteyim sana. Okay abi de olursa Hepimiz oluruz. İyi abi, ben o zaman aldım. Ben o zaman burada, bak burada kayıtta da bana bir yemek tamam. Borcunuz var abi, çok net. Tabii canım, kesin.